Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güzellik. Şimdi Şener Devi'yi görünce ne alaka diyeceksiniz, ben şimdi size anlatacağım. Öncelikle Şener'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bilmeyenler için Şener Devi, Vedik astrolog, profesör ne deniyor? benim hem çok eski arkadaşım hem de gerçekten astroloji konusunda duayenlerden bir tanesi. Sen mütevazılık yapıyorsun ama. Biz konuyu açarken konuştuk. Bu ay fazlarına göre bazı uygulamalar yaptırıyoruz kadınlar. Cilt bakımları, botokslar, saç kesimleri, ameliyatlar, kilo almak vermek. Bunların hepsinin bir dönemi varmış. Şimdi Şenay'a onu soracağız. Şimdi ben ilk başta bana dedi ki mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bundan 3-4 sene önce işte Aslı dedi ki şu 15 günlük dönemde bir güzellik cilt bakım bile yaptırma. Fakat ben de bir yere seyahate mi gidiyorum? Botoks zamanım gelmiş, yaptırmak durumunda kaldım. Benim o morarmayan, normalde botoks da hani çok iğne giren yerde belli olmaz ama genelde morarmalar, onlar bunlar olmaz. Fakat ben Şenaycığımı dinlemedim. O zaman dönemde yaptırdım. Tabii ki botoksum oldu, olmadı değil ama canım acıdı ve morardım. Evet. Saç kesimi bir kere öyle denedim, istediğim gibi olmadı falan gibi. Bunları gülmeyin ne olur. Ama siz bir kulağınızda dursun, isteyen uygulasın, isteyen uygulamasın. Aynen öyle. Çünkü pek çok izleyicimiz eminim bu deneyimleri yaşamıştır. Aynı kuaföre gider, saç rengi değişecektir veya değişmeden aynı renk yapılacaktır, aynı kesim olacaktır. Ama o gün kadınların ve sıvıların yöneticisi ay Aslan burcunda değilse, örneğin ay akrepteyse, ister yeni ay olsun ister dolunay, o gün saç kestirmek, saç değişikliğine gitmek veya her zaman yaptığımız saç boyasını yaptırdığımızda problemler yaşamamız mümkün. Peki bunlar nasıl? Burç burç mu ayıracağız? Nasıl? Burç burç ben bahsedeceğim. Nasıl? Ayın fazları hepimiz biliriz. Yeni ay ve dolunay. Evet. Yeni ay hilal şekli, dolunay ayın tamamen yuvarlak haliyle gökyüzünü süslediği zaman dilimi. Doğduğumuz anda Aslı'cığım nasıl güneş bir burcun içerisine yerleştiyse doğum anında ay burcumuz da önemli. Kadınların, sıvıların yöneticisi hamile kalmamız, doğurganlığın artması ve ay tutulmalarında özellikle yaşadığımız duygusal patlamalar, hassasiyetlerin yüksek olması, gün içerisinde 2,5 günde bir ay burç değiştirdiği için içine girdiği burcun etkisini alır. Kendimizi iyi hissetmemiz, kötü hissetmemiz, vücudumuzda ödem artışının olduğu veya pazartesi başlayıp salı bozduğumuz diyetlerle ilişkili. Mesela buradan paylaşalım izleyicilerimizle. Diyet yapıyorlar ve sonuç alamıyorlar. Evet. Sıkıca mutlaka spor yapmak zorundalar. Biliyorsun ben profesyonel boks yapıyorum ve ay fazlarından faydalanıp doğru zamanda beslenme düzenimi değiştirip 17 kilo verdim. Dolunaydan sonraki özellikle Koç, Aslan ve Yay burcunda gerçekleşen dolunaydan sonra 4. günden itibaren diyete başlarsak, hangi burca mensup olursak olalım, vücut daha güzel ödem atacak, irademizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Dolunay oldu, 4 gün sonra biz rejime başlayalım. Koç, Aslan ve Yay burcunda gerçekleşen dolunaylarda. Her dolunaydan sonra diyete başlayıp da istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Özellikle Venüs geri harekette olduğunda, Venüs kadınların ve güzelliğin temsilcisi. Venüs geri hareketlerinde yüzümüzle ilgili, göğüs bölgemizle ilgili tıbbi her türlü müdahaleden uzak durmamızda fayda var. Biz bize bu tarihleri vereceksin değil mi? En azından 2019 için hangi dolunaylar? Dolunayları tek tek çıkartmamız oldukça uzun sürebilir. Her ay bir dolunay gerçekleşiyor. Bazen bir ayın içerisinde iki dolunay da gerçekleşebilir. Hmm. İzleyicilerimiz astrodeha.com gökyüzünde bugün bölümüne girip ücretsiz bir şekilde yeni ay dolunay takvimlerini bilgisayarlarına, telefonlarına indirerek ay fazlarından faydalanabilirler. Tamam. Çünkü mesela Temmuz ayına dikkat. Temmuz'daki tarihleri vereceğiz. Çünkü 2 Temmuz ve 11 Temmuz tarihleri arasında hem ay hem güneş tutulması var. Ve tutulma döneminde yıldızların öğretmeni Satürn de 1 Eylül'e kadar geri harekette olacağı için tıbbi müdahaleler, estetikle ilgili konularda beklenmedik problemler, komplikasyonlar yaşanabilir. Özellikle Boğa, Başak ve Oğlak burçları
Temmuz ayında ister güneş, ister yükselen, ister ay burçları, bu üç burçta yerleşmiş kişiler bu anlamda tıbbi müdahalelerden, estetik operasyonlardan Temmuz'dan Eylül'e kadar. Temmuz ayı boyunca. Temmuz ayı uzak boyunca. Uzak dursunlar. Temmuz ayı boyunca uzak Temmuz duruyorsun. Bu noktada uyarır. Çünkü tamam. Ay tutulmaları, güneş tutulmaları seninkiyle ayrıca değerlendiririz. Tamam. Ama Temmuz'da bu anlamda yapılan uygulamalar memnun etmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Ayrıca veya zor iyileşme olur. Zor iyileşme olur, morarmalar olur. İstediğimiz sonucu alamayıp tekrar işlem görülmesi, işlemin tekrar edilmesi yaşanabilir. Ay Koç burcundayken yeni ay veya dolunay Koç'ta olduğunda bu diş bakımı, dişlerimizle ilgili operasyonlar, yüz bölgesiyle ilgili estetik veya tıbbi operasyonlarda uzak durmamızda fayda var. Kaçınılmaz bir şekilde müdahale gerekiyorsa ki biz medikal astrolojiyi Çapa'da ve belli tıp fakültelerinde Profesör Mustafa Soy, Cihan Aksoy ile birlikte ders olarak veriyoruz. Özellikle horari dediğimiz zamanlamanın belirlenmesi, o günün içerisinde yapılması mecburi ise en iyi gökyüzü zamanının seçilmesi önemli. Mesela dolunay zamanlarında, dolunay Yengeç'te, Akrep'te ve Balık burcunda gerçekleştiğinde doğumlarda veya ameliyatlarda, ameliyat iyi geçse bile iyileşme süresi uzayabiliyor. Bunu tüm dünyada yapılan araştırmalar ortaya koymuş ki kanamaların daha fazla olması, iyileşme sürecinin uzaması, doğumlarda problemlerin yaşanması Yengeç, Balık ve Akrep burcunda gerçekleşen dolunaylara denk geliyor. Mesela Fransa'da bir üniversite istiridyeler üzerinde bir araştırma yapmış. Dolunay fazında nasıl sular yükseliyorsa verimlilik, büyüme artar. Aynı dönemde hamileliklerde problemler yaşanabilir, kanamalar artabilir. Özellikle göğüs ve mide ile ilgili operasyonları dolunay fazlarında yapmamakta fayda var. Özellikle ayın yönetici olduğu yengeçte gerçekleşen dolunaylarda, akrep dolunaylarında cilt bakımı, yüz bakımı, saçlarımızla ilgili büyük değişimlerden uzak durmamız önemli. Tamam, unutmayın arkadaşlar, astrodeha.com'da neyin altına bakacaklar? Gökyüzünde bugün. Ha, gökyüzünde bugün de ayın fazına bakacaksınız. 2019-2020 ay fazları tablosunu ücretsiz bir şekilde indirebilirler. Mesela ay Başak burcundayken yeni ay veya dolunay Başak'ta ve terazide olduğunda iletişimle ilgili konular, yine ay Boğa burcundayken alım satımlar, ticari faaliyetlerle ilgili konularda her türlü başlangıç olumlu sonuçlar verecektir. Sadece Venüs geri hareketteyken dolunay fazlarıyla birlikte belli değişiklikleri yaparken iki kere düşünmemiz lazım. Venüs geri harekette olduğu dönemlerde evlenmek, bir ilişkiye başlamak, önemli bir resmi işi başlatmak gibi konular beklenmedik sorunları tetikleyecektir. Bunların hepsini ben bilginin diyeti yine bilgidir diye astrodeha.com'da seninle burada YouTube kanalında paylaşıyoruz. Bunlarla yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Mesela öğrenciler. Yeni ay İkizler Burcu'nda ve Başak Burcu'ndaysa sınavlarında daha fazla konsantre olabilir, öğrenme güçlerinin güçlü olduğu, hafızalarında pek çok şeye yer verebilecekleri enerjileri barındırırlar. O çocuklar seçmiyor ki sınav zamanlarını, öğretmenler seçiyor. Bir eğitim programına başlayacaklarsa, bir sınava hazırlanacaklarsa özellikle bunu takip etsinler. Mesela iş başvuruları, pazartesi ayın günüdür. Ay günü yapılan işler, pazartesi başlanılan işlerde özellikle yeni ayda boğaya, başağa ve ikizlere denk geliyorsa o iş mutlaka istikrarlı bir şekilde ilerleyecektir. Salı Mars'ın günüdür. Mesela Mars gününde bunu özellikle Koç ve Akrep burçları tıbbi müdahalelerden, önemli iş anlaşmalarına imza atmaktan uzak dursunlar, görüşmelerini yapsınlar ama imza gerektiren, resmiyete intikal edecek konuları ve başlangıçları Çarşamba'nın yönetici gezegeni Merkür. Çarşamba yani ay fazlarına göre arkadaşlar. Tabii. Evet. Çarşamba ne mesela? Çarşamba Merkür'ün günü. İletişimle ilgili her türlü konuyu gündemimize alacağımız, yazmak, çizmek, anlaşmalar yapmak gibi konuları başarılı bir şekilde neticelendirebileceğimiz enerjilerle ilişkilidir.
Ayrıca renklerini de söyleyeceğim sana. Lütfen, evet. Pazartesinin yönetici gezegeni Ay, rengi beyaz. Salının yönetici gezegeni Mars, rengi kırmızı ve bordo. Çarşambanın yönetici gezegeni Merkür, ikizler ve başakları temsil eder. Özellikle Ay ikizler ve başakta ve çarşamba günü iş ilişkileri, özel hayatla ilgili başlangıçlar, nikah zamanının belirlenmesinde olumlu süreçtir. Yani eşref zamanı diyebiliriz. Rengi yeşildir. Mesela o gün yeşil mi giyinmek lazım? Tabii yeşil giyebilirler. Baştan yeşil aşağı yeşil giymeseler bile kullanacakları aksesuar olmalı. Perşembe Jüpiter'in gündür. Yay ve balık burcuyla ilişkilidir. Onlar turkuazlar tercih edebilirler. Turuncular Venüs'ün temsil ettiği renklerdir. Ay boğada ve terazide ise duygusal konular, aşkla ilgili aileye ait konuların ele alınması, bu anlamda alım satımlar, ortak kararların verilmesi, sözün kabul edilmesi noktasında değerlendirilebilecek bir gün. Cuma Venüs'ün günüdür. Özellikle Venüs gününde indigo mavileri, mavinin her tonu, yani çok soluk maviler gibi olmamak kaydıyla yine canlı turkuaz renkler tercih edilebilir. Cuma günleri ticari anlaşmalar, eğitimle ilgili konularda başvurular Venüs gününde Ay Boğa ve Terazi burcundayken yapıldığında olumlu sonuçlar olacaktır. Cumartesi Satürn'ün günüdür. Rengi siyahtır. Özellikle Dolunay Oğlak'ta, Başak'ta ve Boğa burcunda Cumartesi Satürn'ün gününe denk geliyorsa o gün para alışverişlerinde bulunurken dikkat etmekte fayda var. Yatırım planlarını uygulamak, ödemelerle ilgili tartışmalar veya görüşmelere girmek çok olumlu sonuçlar vermeyecektir. Pazar Güneş'in günüdür. Mercan kırmızıları, altın renkleri tercih edilebilir. Özellikle Koç, Aslan ve Yay'da yeni ay ve dolunay saç bakımı, cilt bakımı, kişisel bakımımızla pazar ilgili tam günü işte. Pazar Güneş'in günü olumlu sonuçları verecektir. Ama, dolunay zamanları Yengeç'te, Akrep'te ve Balık'ta olduğunda bu tarz uygulamalardan uzak durmamız lazım. Yine dolunay özellikle ikizlerde, Kova'da ve Terazi'de gerçekleştiğinde ikili ilişkilerimizde gerginlikler artabilir. Tıbbi müdahaleler, güzellikle ilgili konularda kendimizi tam anlamıyla ifade edemeyebilir. Bir şeyi yaptırırken bambaşka bir şey yaptırıp istemediğimiz bir sonuçla da karşı karşıya kalabiliriz. Ne kadar aylar, gezegenler, onlar bunlar çok etken var ya. Hangisini aklımda tutacağım bilmiyorum ama. Aslında çok kolay aslında. Hiç kafamızı karıştırmayacağız. Güneş burcumuzu nasıl biliyorsak doğduğumuz yıla göre doğum saati bize yükselen burcumuz için geçerli. Onu da biliyoruz. Ücretsiz bir şekilde girip doğdukları günü, ayı, yılı biliyorlarsa siteme girecekler. Ay burcu tablosundan ay burçlarını öğrenerek ay fazlarını zaten dolunay, yeni ay, bazen dolunay bir ayın içerisinde iki kez tekrarlayabilir. Bunlardan faydalanabilirler. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Dolunay akrepteyken, kova burcundayken ve terazi burcundayken özel hayatımızla ilgili konularda her zaman tahammüllü davrandığımız şeylere tahammülsüz olabiliriz. Bu bizi hırçın yapabilir, duygusal patlamalar yaşayabiliriz, kıskançlık duygumuz, ilişkilerde egomuz yükselir. Ve bir anda sürekli tekrar edecek tartışmaların fitilini ateşleyebiliriz. Sonrasında üzülmemek için ay fazlarından faydalanmakta ben çok fayda görüyorum. Şimdi biz en azından Temmuz, Ağustos, Eylül için böyle bir şey yakında hani o şeye bakmadan, siteye bakmadan ne söyleyebilirsin tarih olarak? 2 ve 14 Temmuz tarihleri arasında her türlü saç bakımı, cilt bakımı, vücudumuzla ilgili tıbbi ve estetik operasyonlarda dikkat etmekte fayda var. Özellikle yengeçler, oğlaklar, boğalar ve başaklar bu anlamda müdahalelerden uzak dursunlar. Ağustos ayı boyunca da kovalar, ikizler ve teraziler, güneş burcu burçta yerleşenler bu anlamda müdahalelerden ve ikili ilişkileriyle ilgili konularda ay boyunca
özellikle 5 ve 18 Ağustos tarihleri arasında özel yaşamları ile ilgili sağlıklı kararlar alamayabilir. Haksızlık edip pişmanlıklar yaşamak istemiyorlarsa pişman olurlar yani. Dikkatli olsunlar çünkü yeni ay ve dolunay fazı bu burçların üzerinde özel yaşamlarını başkalarının hayatlarıyla kıyaslamalara, peki bu mesela şey de olabilir değil mi? İlla ayrılmak olarak da algılanmaz. Birleşmek de, yeni başlayan bir ilişki de doğru olmayabilir. Doğru olmayabilir, gereğinden fazla anlam yükleyebilirler. Umduklarını, kafalarında yarattıkları insanı doğru insan olarak tercih edip hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İlişkilerle ilgili gökyüzü onları bir dizi imtihandan geçireceği için bir şeyleri başlatmak, hayatın merkezine almak gibi konulardan uzak durmakta fayda var. Eylül ayında ise özellikle Koç, Aslan ve Yaylar işle ilgili girişimlerini 1 ve 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiklerinde iş hayatlarında da eğitim hayatlarında da pek çok ilkin altına imza atabilirler. Sürekli talihsizlikler yaşadıkları konularda sözlerini yükseltip dikkat çekmeyi, başarılı olmayı elde edebilirler. Bunun yanı sıra Boğalar, Başaklar ve Oğlaklar içinse Eylül ayı adeta küllerinden yeniden doğacakları, ikili ilişkilerinde uğradıkları haksızlıklarla ilgili haklılıkların ortaya çıkacakları son derece özel enerjiler yaşayacaklar. Balıklar, yengeçler ve akrepler ise Eylül ayı boyunca özel hayatlarında kaybetmeden kıymet bilmeli, başkalarının hatalarıyla karşı tarafı suçlamak yerine aynayı kendilerine tutup kendilerini çok geliştirmeyi tercih etmeliler. Vay, çok iyi. Şener, vallahi her gün bir şey öğreniyorum senden. Ne mutlu bana. Başka bir şey ilave edeceğim mi hani bununla ilgili? Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Merkür'le ilgili çok soru geliyor. Mesela Merkür zamanlarında alım satım veya tıbbi müdahaleler, işte botoksumuzu, saçımızı kestirmeyelim mi gibi. Merkür iletişimin gezegenidir. İletişime ait basın, yayın, konuşma, her şey onun yönetimi altında. Doğum haritalarında Merkür geri harekette iyi konumda yerleştiyse bu saydığımız her şey yapılabilir ve pozitif etkiler getirebilir. O yüzden biz kişisel bakımımıza, işle ilgili başlangıçlarımıza doğru zamanı belirlemek için ay fazlarından faydalanacağız. Sadece Venüs geri hareketteyken, Venüs Boğa'da ve Terazi Burcu'nda geri harekette olduğunda her türlü estetik bakımdan uzak durmamız gerektiğinin bilincinde olalım. Tamam. Arada Şener Hanım Instagram hesabını da takip edin. Siz oradan haber de veriyorsunuz. Oradan çünkü siteye yönlendirebiliriz. Ben unutuyorum. Sen diyorsun ki işte geliyor dolunay bunu yap. Aa ne yapacaktım falan derken iyi oluyor. Vallahi ağzından bal damlıyor. Doğru bilgileri paylaşalım ki gökyüzünün bize rehberlik ettiği konularda yolumuzu kaybetmeden bulalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şenaycığım. Kadıköy'deki yeni yerinde yine hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Aşağıda biz açıklama kısmında Şenay Hanım'da nasıl ulaşabileceklerini söyleyeceğiz. Nasıl randevu almak istersiniz onu da anlatacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunları bir dikkat edin ve yorumlarınız varsa aşağıya bırakın. Çok seviniriz. Çok teşekkür ederim Şenaycığım geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Neydi gökyüzü? Gökler rehberiniz. Gökler rehberiniz. Yolunuz ışık olsun. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.